performans etkilim. Niye gezmiyorsunuz diye. Yasak var arkadaşlar. Hafta sonu çıkamıyoruz. Bugün geçen hafta sonu okulumuzda görevimiz vardı. Yine giremedik. Bugün ismini çok duyduğumuz ama hiç gitmediğimiz bir koya gidiyoruz. Güzel olduğunu biliyoruz. Gördük. Ama bakalım bir de birlikte keşfedelim istedik. Kahvaltılık yanımıza eşyalar aldık. Bir şeyler aldık. Böyle bir güzel masa kurup orada bir şeyler yemeyi düşünüyoruz inşallah. Size buraya nasıl gidilir, burada neler yapılır bunu anlatmak istiyoruz. Biz neler yapacağız bunu da anlatmak istiyoruz. Evet arkadaşlar, yer değiştik çünkü kamera biraz ağır olduğu için Şeyda'nın kolu ağrıdı ama gerçekten böyle tutunca şurası kasılıyor. Alışkın olmayanlar için zor. Şimdi arkadaşlar, biraz önce söylediğimiz gibi biz sıkıldık. Artık haftalardır evdeyiz, gezemiyoruz. Ne çekelim, ne yapalım? Bugün hem kendimize vakit ayıralım hem de sizi burada herkesin değil böyle belirli kesimin bildiği bir yere götürelim istedik. Orası da Bördübet Koyu arkadaşlar, Marmaris yolu üzerinde. Yani size buraya nasıl gidilir onu anlatırım. Sakarya indikten sonra Marmaris yoluna doğru giriyorsunuz arkadaşlar. Dönüyorsunuz artık. Şu an Gökçe'deyiz. Biz Gökçe'ye geçeceğiz. Büyük ihtimal 15 kilometre falan yolumuz kaldı dönmemiz için. Tabelaların bizi yönlendireceğini düşünüyoruz ama nereye kadar tabii ki de. Böyle dengesiz arabalar olduğu sürece mal mıdır nedir ya? Neyse hadi bakalım bizi neler bekliyor görelim. Ama bir temiz orman havasının bana iyi geleceğini düşünüyorum. Yollar güzeldi. Şu an ilk yol ayrımından dönüyoruz. Okluk, Yeşilbelli, Karaca yazan tabelayı gördük ve buraya doğru döndük. Şimdi devam edeceğiz bakalım. En kısa yol burası gösteriyordu. Bakalım. Arkadaşlar buraya gelmek için bizim geldiğimiz yollardan eziyet çekmenize gerek yok. Direkt Marmaris'e gelin. Hisarönü yolunda zaten. Bu tabelayı görüyorsunuz. Biz navigasyona yazdık. Belki daha kısa yol vardır diye. Bizi aralardan yine Marmaris Datça yoluna çıkardı. O yüzden direkt aslında Datça istikametine giderken bu tabelayı görünce hep hemen sağa dönün.
Evet, geldik şu anda. Zorlu yolları açtık. Aslında çok da zor değilmiş ya. İşte biraz. Şu an sürprizle karşılaştık. Burada Hello People burada. Rotasız Baran burada. Maya Van Life burada. Biz de hemen yanlarına kurulacağız ve tanışacağız. Evet arkadaşlar, hem yiyelim hem konuşalım istedik. Acıktık çünkü. Aslında simit beni biraz kesti de. Neyse, geldik şu an. Burası biraz kalabalık tabii, haliyle hafta sonu. Şu an yasak yok. Kaçıp buraya gelmek isteyenler geldi. Biz de bugünü böyle değerlendirmek istedik. Yolda anlatmaya çalıştık ama yollar sıkıntılı değil bence. Yollar güzel değil mi? Yani çok 1 kilometre belki 2 kilometre toprak yolda geldik. Ama diğer türlü gayet güzeldi. Normalde ateş yakmayı düşünüyorduk. Çayımızı, kahvemizi orada sıcak suyla demleriz diye düşünüyorduk ama şimdi şurada rotasız baran var. Ona da desteğimiz olmuş olur. Kahvemizi ondan alacağız. Ateşle yakmayacağız. Ben çok acıktım, konuşamıyorum. Yani doğayla iç içe olmak istiyorsanız bu mevsimde çok güzel burası. Yazın zaten harikadır diye düşünüyorum. Kimisi biz aslında başka bir yerde durmayı planlamıştık. Yolu takip ettik ve çok güzel bir yere çıktık. İyi ki geldik. Evet, sakin. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Birazdan etrafı da gezdireceğiz size. Daha hiç burayla ilgili çekim yapmadım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, kopuk kopuk bir video olabilir. Çünkü arada çok değerli, çok önemli insanlarla tanıştık, konuştuk. Kimlerle görüştük? Ya öncelikle uzun bir aradan sonra burada olduğum için çok mutluyum. Gerçekten nefes aldık ya, inanılmaz hava. Takın şu maskeyi. Evet, şu maskeleri gerçekten lanet olsun, takın ve bitsin şu hastalık. Ve gerçekten kavuşalım artık şu güzel yerlere. Onun haricinde Recep'in de dediği gibi biz Hello People ve Rotasız Baran'la tanıştık. Yani gerçekten bu yolculuğu çok gönüllerine sağlık. Bizimle en detaylı ayrıntısına kadar paylaştı. Yani, saat kadar sohbet ettik. O yüzden de video biraz çekemedik. Çünkü o kadar güzel ve değerliydi ve o kadar çok merak ettiğim şey vardı ki hepsini sorma fırsatı buldum. Ya şimdi onlarla sohbet ederken de video çekmek hiç aklıma gelmedi açıkçası. Aktı yani, zaman böyle aktı, evet. Geçti. Önemli olan da bu samimiyet bizim için.
ve onu onlarla bulduğumuzu düşünüyorum. Aklımdaki soruların hepsini cevapladı bence. Yani bizim gerçekten... Şey daha ikna oldu arkadaşlar. İkna oldum ya gerçekten. Böyle hani merak ettiğim karavan işte, alacağız. Bir garanti ya da bir işte hep bunu empoze etti bu hayat bize. Ama aslında yani hayat çok kısa, çok değerli. Ve nasıl ve ne kadar dolu dolu yaşarsak o kadar yanımıza kar kalacaktır diye düşünüyorum. O yüzden işe başlayacağız ya. Koluma at. Yani arkadaşlar bu tarz yerleri küçük küçük tanıtacağız ama şöyle tabii bizim daha fazla büyüyüp o arkadaşlar gibi karavan alıp yola çıkmamız için sizlerin desteği çok önemli. Bu videoyu ne kadar böyle izleyip paylaşırsanız, hani ne kadar çok insana ulaşırsa, bizim de abonemiz o kadar çok artarsa inanın biz de adım atmak için sizden cesaret alacağız. Evet, yavaş yavaş gidiyoruz artık. Yolunuz düşerse buraya da uğrayın deriz. Biz bu ilkbaharda tercih ettik ama yazında bir gelip kamp yaparız herhalde. Bir kamp, evet kesinlikle. Onu düşünüyorum yani bu sabah. Çünkü rüzgarı da o kadar fazla değil şu anki şeye rağmen. Yazın herhalde daha güzel olur. Hem kamp kurarız hem bir denize gireriz.